Şimdi aşçı evlerin niye yapılıyor? Yani sistem uzun zamandır belki Cumhuriyet kurulduğundan beri her zaman Kürtlere ve Kürt önderlerine dönük hep bir tecrit uygulamıştır. Bunu kimi zaman savaş sahasında yapmıştır, kimi zaman zindanlarda yapmıştır. Ve en son olarak Kürtlerin halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın 99 yılında esir alınmasıyla birlikte o günden beri cezaevlerinde ve Kürtlerin halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a dönük sürekli bir tecrit politikası güdülmektedir. Bununla neyi amaçlıyor? Bununla aslında Kürtleri lidersiz, Kürtleri görüşsüz, yani bir dünya politikasının gelişmemesi için kendi önderlerinin bizim önderimizden, felsefesinden, onun paradigmalarından, politikalarından ilham feyiz almaması için böyle bir tecrit uyguluyor. Ve kim zaman işte buna dönük Kürt halkında ve Türkiye toplumlarında büyük bir rahatsızlık gelişiyor ve bunu da aşçı gevreleriyle cezaevlerine başlayarak ve dışarıda aşçı gevreleriyle buna karşı bir mücadele yürütülüyor. Biz de ve cezaevlerine başlayan aşçı gevreleri cezaevindeki özgür tutsakların öncülüğünde başlayan aşçı gevrelerini hem onların sesini hem seslerine ses olmak hem de mücadelelerini sahiplenmek ve önderimiz Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecriti geriletmek, bunun toplum üzerindeki etkileri anlatma, gündemleştirmek için biz de böyle bir hem aşçı grevi hem de adalet nöbetine başlamış olduk. Bu noktada hem bütün Türkiye ve Kürdistan halkını aşçı grevlerini sahiplenmeye, cezaevinde bulunan özgür tutsakların sesine ses olmaya çağırıyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bunun için kararlıyız. İrademiz yerindedir. Gücümüzü de Kürtlerin halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'dan ve cezaevlerinde bulunan özgür tutsaklarının iradesinden, gücünden, onların mücadele olan bağlılığından alıyoruz. Bu açlık grevimizin sebebi şu anki zindanlarda olan arkadaşlarımızın tecrit altında olması. Tabii bu tecrit altında bunu bir zaman yayarsak bu 100 yıldır bu tecrit altındayız. Ve artık bu zulme ve bu adaletsizliğe bir son vermek için insani şeyimizi kullanıyoruz. Ve bunun da inşallah bundan sonra böyle bir eyleme ihtiyaç duyulmadan daha demokratik, daha akılcı, daha vicdani bir perspektifte bunu çözüme ulaştıracağımıza inancımız tamdır. Ve bu inancımızda da geri atmak gibi bir şeyimiz yoktur. Biz bundan sonra bu süreçte bu mücadelemizi daha da büyüterek ta ki sonuca varıncaya kadar devam edeceğiz. Zindanlardaki insanlarımızın tecrit altında olmaları, özellikle önderlerimizin 36 aydır, yani 3 sene yakındır tecrit altında herhangi bir haber alınamıyor. Bu özellikle yani halkımızı ve bizleri çok derinden üzmektedir. Bundan dolayı yani mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu tecridin kalkması için yani halklar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onun için yani bu nöbeti devraldık ve bu nöbetimizi tutuyoruz. Bu açlık grevlerinin devam etmesi yani bu süreç içinde eğer bir netice vermese devamını sağlamak üzere aynı yani açlık grevlerimiz yine dönüşümlü olarak devam edecektir. Yani bunu öyle yani birkaç seferle öyle bitirecek bir niyetimiz yok. Yani bunun sonuna kadar ne zaman tecritlerin kalkmasını yani sağlayıncaya kadar bunu devam ettireceğiz. İmralı'daki tecrit tabii ki toplum üzerinde en büyük yani etkendir. Toplumumuzun
bu konudaki rahatsızlığı artık yani her alanda hissediliyor. Yani bunu işte bugünkü bizim burada olmamızın nedenleri de bunlardan bir tanesidir yani. En önemlisi de budur. Onun için yani sokağa kadar taşmış bir durumdur. Yani bunu günün beş vaktinde de bunu açıklamak durumundayız. Konuşuyoruz her alanda, yani her ortamda biz bunu dile getiriyoruz ve dile getireceğiz. Yani İmralı'daki tecridin kalkması için, çünkü halk üzerinde en büyük etken İmralı'daki tecriddir. İmralı ile yapılacak görüşmeler Türkiye'ye barış getirir. Türkiye'de kan durur. Türkiye'de gözyaşı durur. Türkiye'de savaş durur. Yani barış neticesinde Türkiye Kürt halkı ile eğer bütünleşirse Türkiye Türkiye olur. Yoksa yani bu vaziyette Türkiye gerçekten bir İran, bir Irak gibi, bir Suriye gibi bölünür, parçalanır. Kürt önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan fiziki tecrit aslında Kürt özgürlük mücadelesinin önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın düşüncelerin tecrididir. Şahsında özgürlük mücadelesinin ve Kürt halkının tercihidir. O Türkiye'de ezilen emekçi, ötekileşmiş toplumların tercihidir. Bu anlamda biz bu tercihte karşı çıkmak amacıyla, cezaevinde arkadaşlarımın başlattığı Aşıkır Evi'ne destek olmak amacıyla Aşıkır Evi'ndeyiz. Özellikle onun düşüncesi, felsefesi halkın arasında kopmasını bile bir hamle gerçekleştirdiler. Ama biz onun sadece fiziki olarak aramızda olmasa önderliğimizi, düşüncesi ve fikri hepimizde onunla birlikte bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama önderliğinin üzerindeki yaklaşık 35 aya aşkın yoğun bir tecrit üzerinde uygulanıyor. Biz halk olarak da bu tecriti kabul etmiyoruz. Bu tecriti büyüterek, kartopu haline getirerek cezaevindekileri ve önderliğin üzerindeki tecriti bir an önce kaldırılması gerektiği düşünüyoruz. Çünkü Orta Doğu'nun önderlik üzerine barışı ve kardeşliği pekiştirecek sorumluluğunu mahtap olacak tek lider Sayın Abdullah Öcalan'dır. Bu nokta bunu tecrit için açlık grevine başlattık. Bu noktada onun üzerindeki tecritini kaldırması için bütün çabamız büyüterek Kürdistan'da, Türkiye metropollerinde bu tecriti kaldırana kadar büyüyerek, bütünleştirerek tecriti kırılması için çaba sarf edeceğiz.